Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellema ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz cemaatul muslimin. Bugün Hicri 1445. yıl 5. Ramazan Cuma günü hammamızga muborak bo'lsin. Bugungi cuma mavzuimiz kichiklarimizga rahim qilmagan bizdan emas mavzusida bo'ladi. Bu gap to'g'ridan to'g'ri Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan olingan. İmam Tirmizi Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumodan rivoyat qilgan hadis sharifda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıyanlar ki leyse minna men lem yerham sagirana ve ya'rif hakka kebirana diyenler. Kişilerimizge rahim kılmagan, kattelerimizine hürmet kılmagan kişi bizden emas diyenler. Bizden emas yani bizde yolumuzdan emas, bizde ümmetimizden emas ve hakkaza ana şunday tushuniladi. Aslında bu hadis-i şerifte rahim kılınışı kirey bugün tamamlarının bazısı aytilmoqda. Umumi kılıp, küçükler ve kattalar sıfatı da. Küçüklerge rahim kılmagan, kattalarını, kadrını bilmagan degen görünüşte keltirilmoqda. Kelin yaxşı bugün umman şu rahim, rahmat, bana şu söz ve bundan kep çıkadigan ma'no hamda shariatimizdagi uning o'rni haqida gaplashib o'tsak. Rahim, marhamat, rahmat, ruhim bu so'zlar bitta ma'noda. Faqatgina ar-rahim u bachadon ma'nosida keladi. Aloqatul qarobat deyiladi ar-rahim bachadon. Qarindoshlik aloqasi deyiladi. Marhamat, rahmat ma'nolari esa nima ekan? Riqqatul qalb. Qalbning yumshoq bo'lishi, yumshashi. Umumiy lug'aviy ma'nosi shu. Qur'oni Karimda rahmat lafzi 268 o'rinda keltirilgan. Shuning 14 tasidagina fe'l ko'rinishda keladi, masalan, yarhamuna deb. Shuning misolan qolgan hammasida ism bo'lib keladi. Masalan, Bismillahir Rahmanir Rahim. Oxiridagi o'sha Ar-Rahim so'ziga o'xshab. Qur'onda 268 marta zikr qilinmoqda bu lafz, bu so'z. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatlariga qoidaga aylangan bir hadislarda aytadilarki, Amarani Rabbi an a'fuwa amman zalamani wa an u'tiya man haramani wa an asila man qata'ani. Rabbim menga zulm qilganlarni kechirishimni, mendan mahrum qilganlarga berishimni, mendan uzilganlarga bog'lanishimni amr qildi deganlar. Qoidaga aylangan hadis degan sababi musulmon kishining manzilasi mana shunday bo'ladi. Doim jamiyatda qarindosh urug'lar bilanmi, qo'ni-qo'shni bilanmi, yo jamiyatdagi odamlar bilanmi muomalalar jarayonida bu narsalar bo'lib turadi. Kimdir zulm qiladi, kimdir man qiladi, kimdir aloqani uzadi. Ana shu holatda musulmon kishining manzilasi shunday bo'lish kerak ekan. Robbim menga shuni buyurdi demoqdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam zulm qilganga o'tib yuborishim, kechib yuborishim, bermaganga berishim, uzganga bog'lanishim. Sababi uzilish, zulm qilish, bermaslik, ya'ni qizg'anish, baxillik, araz, gina, nafrat, adovat, hiqd, hasad bular hammasi umri kalta bo'lgan illatlardir. Abadiylikka arzimaydigan narsalar.
Müslüman adam kademini ebedilikke koyadı. Yani insan bu dünyadan ötkenden ki cennet hem şunday ebedilik etedi, dozak hem ebedi. Dozakta ebedi kaladiganlara mı oladı? Kıyamet gününün meydanında burada arazlagenlik, burada bir megenlik, burada alakanı özgenlik en arzimas nesiller bu korunadı ve egesi elbette pişeyman kıladı. Hatta kıyamet meydanı emas birodarlar. Kıyamet meydanı emas. Bu dünyanın özü de insan yaşı katta bolup, aklı tolup barıp, hayat tecrübelerden bahabar bolup, borgan sarı, yaşlıgideki çıkarken kararlarının natoru bolgenliğine emin bolup baradı. Teravih sohbetlerde ettik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, men kefalet beremen dediler. Özü hak bola turup, tartışudan özünü tiygen adamga cennetli çetiden cay verişge degenler. Hak bu sayem degenler. Kefalet beremen, mazah kılıp bu sayem, hazilleşip bu sayem, yalgan gepirmegen adamga cennetli ortasından cay verişge. Ve yine devam var bunu. Hak bu sayem, tartışudan kadar tartışmadan afzal bo'ladi. Benim ko'p shu narsani aytaman, o'zimning hayotiy tajribam. Yoshlik mahalimda, endi yoshligim bundan bir mumkin 25 yillar avval. Bir kishiga bir musht tushirdim, shunga majbur qildi meni. U nohaq edi, men haq bo'ldim, haq edim. O'sha mahalda musht tushiradigan ish deb hisoblaganman. U nohaq edi, u haqorat qilgan edi. Ağır hakaret. Lekin şu işimge yıllar pişeyman bulamam. O şu adamını görsem, huddi hacasını alttaki ayıbdar kul dey özümünü nakulaya sıkılamam. Onge huşamat kılamam. Bu mesela öte nahak işgigen o. Lekin yaşınız katta bugün sarı, aslında nime arziydi, nime arzimeydi, onun farkıge barıp bararken siz. Keçe yine teravih sohbette ediverdik, Abdullah İbni Amr ibn As radıyallahu anhumaning bir ansarini uyiga mehmon bo'lib, uning nima amali jannati qilganligini bilish uchun 3 kun mehmon bo'lganlik voqeasini esladik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam u odamni 3ta manzilda, 3ta mahalda jannati deb ko'rsatdilar. Ansori edi u odam. U odamda hech bir ish ko'rmadi, oshiqcha ish ko'rmadi. Qaytib ketayotgandagina aytdi hal ansoriy. Meni qalbimda dedilar, birovga hasad yo'q. Birovga yomonligim yo'q dedilar. Ya'ni rahim qilaman degan ma'noda. Qur'oni Karimda ko'plab bunga ma'nolarni topamiz, ishora bo'lgan yoki salohatan bo'lgan ma'nolarni. Wal kadhimin al ghayza wal afina anin nas والله يحب المحسنين ديده قران الله تعالى والكاظمين الغيظ جنتке номзот лойиқ номзотлардан бири деб келатди тепадан оятлардан каظим деган ютувчи дегани ғазабини ютувчилар деяпти ғазабини йўқ қилувчилар эмас биз ғазабни йўқ қилишга буйрилмаганмиз ғазабни ютишга буйрилганмиз жиловлашга буйрилганмиз. Çünkü gazabın gerek oranları var. Gazab mutlaka bulmasa insanda rashk bulmaydı. İnsanda rashk yok olganda onun için kadriyatları öledi. Vatan kadriyatı, mahram kadriyatı, avrat kadriyatı, hakaza. Gerek oranlarda gazab işleydi. Vatan himayesi için, yok ki aile himayesi için, malını himayesi için, obrosunu himayesi için. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Cennetlik'e sazavar buluş için gazabını yutuşunu öz kifayemez de yaptı. O şey gazabini çıkarken adamını keçire alışın kireydi yaptı. Yani şu sıfatlarını hemmesini cemlep durup Allah Teala yaptı ki وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah Teala muhsinlerini yaşı görettir yaptı. Yaşılık kılıçlarını yaşı görettir. Yani şu sıfatlar. Gazabını deyip g'azabini chiqargan odamni kechira olgan odam muhsin bo'lar ekan,
Allah muhsinlerini yaxşı görərkən. Abu Hurayra radiyallahu anhudan iki şeyh rivayet qılıyıblar. Buxari ve İmam Müslimler. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul. Abu Hurayra aytıyıblar. Peygamberimizden işittim şunday der ediler. Allah Teala rahmatını yüz bölek qıb yaratdı. Özünün huzurunda 99'ını işləb qaldı. Qiyamət günü işitədi onu bendelerge. Birini yer yüzge taksimladı. Birini yüzden birini adamzatu hayvanatge taksimladı. 99'ını qiyamət üçün huzurda işləb qaldı. Oşa birden nasibe olgan ot balasını basması üçün tuyağını kötüredi. Bir faiz rahmetten nasibe onda bolgan üçün. Endi insonning o'z farzandiga qanday rahmdil bo'lishini, ayniqsa onani farzandiga qanday rahmli bo'lishini tasavvur qilib ko'ravering. Qur'oni Karimda va qur robbighfirli varham va qur robbighfir varham va anta khayrul rahimin deyapti Mu'minun surasida. Va aytingki, Robbim, mag'firat qil, rahm qil. Sen rahim qilguvchilarning eng yaxshirog'idursan. Fa bima rahmatin minallohi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Payg'ambar alayhisolamga aytilyapti. Allohdan rahmat bo'lib siz hali ham yumshoq ko'ngil bo'ldingiz. Agar qattiq qo'l darg'azab bo'lganingizda edi, odamlar atrofingizdan tarqab ketgan bo'lardi.